Merhaba sevgili izleyenler. Bugünkü videomuzda yeni keşfettiğim bir marka olan Zemismart'ın bir ürününü inceleyeceğiz. Bu ürün mobil uygulamadan kontrol edilebilen ve renk değiştirebilen bir akıllı spot lamba. Bu spot lambayı hem inceleyeceğiz hem de inceledikten sonra 3D yazıcımızın da yardımıyla dekoratif bir ürün haline getireceğiz. Şimdi birlikte incelememize başlayalım. Bu ürünü AliExpress üzerinden aldım. 10-12 gün kadar bir sürede elime ulaştı. Kutusundan bu ürünle birlikte bir de sadece kullanma kılavuzu çıktı. Bir de klemens mevcut içinde. Bu spot lamba 85 ve 265 volt arası gerilimde 10 watt güç tüketiyor. Dolayısıyla doğrudan 220 şehir şebekesine bağlayabileceğiz bu spot lambayı. Bunun için şöyle bir kablo hazırlamıştım. Doğrudan prize takacağız. Kablolarımı da klemense bağlıyorum. Daha sonra ışığımı prize takıyorum. Gördüğünüz gibi lambamız yandı. Şimdi uygulamasını indirip kuruluma başlayalım. Smart Life App ismindeki uygulamayı indiriyoruz. Yani App Store'da biraz aşağılarda çıkıyor. Bir hesabınız varsa bununla giriş yapıyorsunuz. Yoksa eğer yeni bir hesap oluşturuyorsunuz. Evet, uygulamamız açıldı. Buradan cihaz ekli kısmına geliyoruz. Buradan aydınlatmayı seçiyoruz. Cihazımızın fişini 3 defa çıkarıp tekrar takıyoruz. Bu şekilde ışığımız hızlı hızlı yanmaya başlayacaktır. Evet, ışığımız hızlı hızlı yanmaya başladı. Ağımızı buldu. Buraya kendi ağımızın şifresini giriyoruz. Bağlantı kuruluyor. Cihaz ismine Batman Signal ismini verdim. Çalışma odasında dedim ve bitti dedim. Evet, şu an gördüğünüz gibi uygulama üzerinden ışığı açıp kapatabiliyorum. Parlaklığını arttırabiliyorum. Rengini değiştirebiliyorum. Keskinliğini değiştirebiliyorum. Bu şekilde akıllı priz olarak kullanabiliyorum. Videoda şunun renkleri çok belli olmuyor zannediyorum. Bu şekilde zemine vuracak şekilde yansıtayım. Aynı zamanda buradan sahneler de belirleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı bir ürün. Şimdi gelelim bu Batman figürlerinin neden burada olduklarına. Bu figürler de yine 3 boyutlu yazıcıdan bastığımız figürler. Gerçi bir tanesinin ucu kırıldı ama yine de oldukça şık görünen iki figür benim için. Peki neden buradalar? Video konsepti için buradalar. Benim evimde spot lambayı takabileceğim bir yer yok. Zaten bunun için de almadım bu spot lambayı. Hem videolarda daha güzel görseller sunabilmek için bir renklendirme aracı olarak kullanacağım. Aynı zamanda dekoratif bir aydınlatma yapmak için aldım bu spot lambayı. 3D yazıcıdan bazı parçalar bastım. Bunları da kullanarak dekoratif bir aydınlatma yapacağız. Gelin şimdi parçalarımızı birleştirelim. Müzik
ürünümüzü tamamladık. Arkasına bir açma kapama düğmesi ekledim. Çünkü diğer akıllı lambalarda yaşadığım problem bunda da var. Uygulamadan ışığı kapattığım zaman eğer elektrikler gidip gelirse, gördüğünüz gibi elektrik gidip geldiğinde ışık yanmaya başlıyor. Çünkü varsayılan değeri hep açık. Bazı markalarda varsayılan değer değiştirilebiliyor. Ancak bunun uygulamasında bulamadım varsayılan değeri değiştirmeyi. Ben de böyle durumlarda manuel müdahale gerekeceğini düşündüğüm için bir açma kapama düğmesi ekledim. Bu sayede telefonum yanımda değilse bile bir kez kapat aç yaptığımda ışığım yanacaktır. Bunun dışında tam da istediğim gibi bir aydınlatma oldu. Hey Google, turn off Batman signal. You've got it. Turning the Batman signal off. Hey Google, turn on Batman signal. Sure, turning on the Batman signal. Hey Google, set Batman signal 100%. Sure, setting the Batman signal brightness to 100%. Alexa, turn on Batman signal. Turn off Batman signal. Thank you. Anytime. Alexa, set 10%. Bu spot lambanın linkini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Siz de buradan bakabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.